Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. An Enes'in radıyallahu anhu kal, merren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala imraetin tebki inde kabrin, fekale ittegillâhe vasbiri. Fekalet ileyke anni, فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. İmam Bukhari ve Müslim rahimehumullah müttefikan rivayet etmişler. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki merren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala imraetin tebki inde kabrin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yerden bir yere giderken bir kabrin başında ağlayan bir kadın gördü. Fekale ona dedi ki ittekillâhe vesbiri. Allah'tan ittika et ve sabret. Demek ki kadın biraz abartılı bir şekilde ağlıyor. Anlaşılan o. Biraz feryadı figan ederek ağlıyor demek ki. Efendimiz ona Allah'tan ittika et ve sabret buyuruyor. Bunun üzerine kadın ileyke anneyim diyor. Benden sana ne? Çekil işine bak. İşine git. Fe inneke lem tusib bi musibeti. Benim başıma gelen senin başına gelmedi. Hadi işine git. Ve lem ta'rifu. Efendimiz'i tanımıyor kadın. Fe qile leha innehu en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki aradan bir vakit geçtikten sonra veya o anda Efendimiz oradan ayrıldıktan sonra kadına onu tanımadın mı? O Allah'ın Resulüdür diye hatırlatıyor sahabe-i kiram. فَاَتَتْ بَابَ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunun üzerine kadın demek ki bir süre sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kapısına geliyor, evine geliyor. Durumu düzeltmek, toparlamak için. فَلَمْ تَجِدْ عَنْدَهُ بَوَّاب۪ينَ Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kapıcısı falan yok, teşrifatçısı yok. Orada böyle bir görevli bulamadı kadın. Doğrudan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanına girdi. Fekalet dedi ki lem a'rifke. Seni tanımadım. Yani kusuruma bakma. Sana biraz sert çıktım orada. Seni tanımıyordum. Fekale bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki inneme sabru inde sadmetil ula. Sabır ancak ilk musibetle ilk karşılaştığın anda, o sana ilk vurduğu anda göstereceğin metanettir, dirençtir. Efendim, onu atlatırsan gerisi kolay. Burada üzerinde durmamız gereken bir iki tane nokta var. Bunlardan birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gördüğü bir yanlış hareketi de anında ve en uygun biçimde müdahale ediyor. Kadına ittekillah, Allah'tan ittika et buyuruyor. Ve sabret. Bu yaşadığın iş, başına gelen iş, seni üzen, seni bu kadar feryadı figan etmeye sevk eden iş Allah'tan geldi. Sabret, sabır göster. Bu ittekillah cümlesini Allah'tan kork diye tercüme ediyorlar. Meallerde de takva kelimesi Allah korkusu vesaire diye tercüme ediliyor. Bu kelime tam olarak korku değil. İçinde korku var bunun. İttika kelimesinin içinde korku anlamı da var ama bu havf ya da haşyet gibi bir korku değil. Yani havf, korku, haşyet o da korku. İttika, ittikanın içinde korku var ama o böyle daha bir titiz davranarak, daha hassas davranarak helale, harama, mübaha, mekruha daha titiz davranarak bunu bir bilinç haline dönüştürmeyi ifade ediyor.
bilinçli yapılan bir şey. İçinde Allah korkusu var, edep var, efendim dini hassasiyet var. Bunların hepsi birleşince takva oluşuyor. Dolayısıyla bunu Allah'tan kork diye tercüme etmek çok doğru değil. Bu bir kavram esasında. İttika demek daha doğru. Bu şekilde yerleşmesi daha doğru. Kadın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çok beklenmedik bir tepki gösterince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üzerinde durmuyor demek ki. Kadının o halini anlıyor, üzerinde durmuyor, devam ediyor, yoluna gidiyor. Sonra kadın Efendimiz'e bir anlamda özür dilemek üzere, hatasını affettirmek, telafi etmek üzere geldiğinde seni tanımadım diyor. Efendimiz o nokta üzerinde hiç durmuyor. Hani bir daha böyle yapma, edepli ol, terbiyeli ol filan falan gibi o nokta üzerinde hiç durmuyor. Hemen meselenin aslına, özüne geçiyor. اِنَّمَا السَّبْرُ عِنْدَ السَّدْمَةِ الْعُولَى dersini veriyor tam o anda. Sabır, musibet başına geldiği ilk anda, seni çarptığı ilk anda gösterdiğin dirençtir, metanettir diyerek orada da peygamberliğini ve kemalini ortaya koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, demek ki ağlamak bir evvelki haftada gördük. Bir yakınımızı kaybettiğimizde bir inkisar duymak, tahassür duymak, üzülmek ve bunun sonucunda ağlamak normaldir. Efendimiz bunu yasaklamıyor. Efendimiz burada aşırıya gitmeyi yasaklıyor. Dövünüp çırpınmayı, yüzünü gözünü işte dövmeyi, yırtmayı, elbiselerini yırtmayı yasakladığı şey bu Efendimizin. Genellikle çok sevdiği insanları kaybettiğinde kadınlar arasında böyle yapanlar oluyor. Onu da İslami bir şeye oturtmak lazım. Zemine, tavra, edep formatına oturtmak lazım. Evet, 33 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal yekulullahu teala ma li abdil mu'mini indi cezaun iza qabattu safiyyehu min ehli dünya thumma ihtesebahu illel cennet. Ravahul Bukhari. İmam Bukhari rahimahullah naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Yekulullahu Teala, Allah Teala buyurur ki, buradan anlıyoruz ki bu bir hadisi kutsi. Allah Teala'dan naklediyor Efendimiz. Allah Teala buyurur ki مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِ جَزَاءٌ Mümin kuluma benim katımda bir karşılık yoktur. اِذَا قَبَدْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا Dünya ehlinden kendisi için çok sevimli, çok sevgili, çok önemli birisini kabz ettiğimde, aldığımda ثُمَّ اَحْتَسَبَهُ O da buna sabretsin, sevabını Allah'tan beklesin de اِلَّا الْجَنَّةِ Ona cenneti vermeyeyim. Toparladığımızda anlam şöyle oluyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki mümin kulumun çok sevdiği birisini, dünya ehlinden çok sevdiği birisini kabz ettiğimde, ruhunu aldığımda sabrederse onun için benim katımdaki karşılık cennettir. Bildiğiniz gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin قال الله تعالى diyerek Allah Teala'ya atfen naklettiği Kur'an-ı Azimüşşan dışındaki vahiylere biz hadisi kutsi diyoruz. Hadisi kutsi manası Allah Teala'dan, lafzı Efendimiz'den olan hadislerdir.
Hadis-i şerifler de öyledir. Hadis-i nebeviler de öyledir. Manası Allah Teala'dandır. Dinin aslına, özüne, tebliğine, Kur'an'ın beyanına ilişkin olan hadis-i şeriflerin manası Allah Teala'dandır. Lafzı Efendimiz'dendir. Dolayısıyla hadis olarak ister hadisi kutsi ister hadisi nebevi olsun, hadis olarak bize gelmiş olan şeylerin manası Allah Teala'dan, lafzı Efendimiz'dendir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın manası da lafzı da Cenab-ı Hak'tandır. Orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in herhangi bir dahli söz konusu değil. Hadisi kutsi ile normal hadisin farkı ne? Farkı gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisi kutsiyi Cenab-ı Hakk'a atfederek nakletmesi. Her isimde de mana Allah'tandır. Mana Allah'tandır, evet. Bir de muhteva açısından bir farklılıkları var. Hadisi kutsilerde hüküm yoktur, ahkam yoktur genellikle. Hadis-i şeriflerde ahkam da vardır, gelecekten geçmişten haber de vardır, fezail de vardır. Hayatın bütün alanlarına ilişkin konular vardır hadis-i şeriflerde. Ama hadis-i kutside ahkam yoktur, ukubat yoktur, ceza hukukuna dair hükümler yoktur, itikadın temellerine dair hükümler yoktur. Genellikle fezail-i amal kabilinden bir muhtevası vardır hadis-i kutsilerin. Nadiren ahkama taalluk eden rivayetler bulunur aralarında. Evet, bu hadis-i şerif bize başından beri sabırla ilgili rivayetlerle birlikte de düşündüğümüzde bir şey öğretiyor. Dilimizde de yer etmiş bir tabir. Alan da Allah, veren de Allah. Dolayısıyla Cenab-ı Hak verdiği bir şeyi aldığında mümin kul buna sabır ederse, sabır gösterirse, metanetli davranırsa karşılığında cenneti alıyor. Sabır bu kadar önemli. An Aişe 34 numaralı rivayet. An Aişe radıyallahu anha enha sa'alet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani ta'un. Fa akhbaraha ennehu kana azaben yab'athuhu Allahu Teala ala men yasha. Fec'alahu Allahu Teala rahmeten lil mu'minin. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد رواه البخاري. İmam Buhari rahimehullah Hazreti Ayşe validemizden naklediyor. Annemiz Aleyhissalatu vesselam efendimize taundan soruyor. Taun bir çeşit vebadır. Vebanın bir türüne taun deniyor. Hazreti Ayşe validemiz bunu soruyor Efendimiz'e. Ve akhbaraha, Efendimiz ona haber veriyor ki ennehu kâne azâben, bu bir azaptır ki yeb'atuhullahu teâlâ alâ men yeşâ, Cenab-ı Hak bu azabı kullarından dilediğine gönderir. Dilediğinin başına verir. Ve cealehullahu teâlâ rahmeten lil mu'minîn, ama müminler için rahmet kılmıştır bunu Cenab-ı Hak. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الْتَعُونِ, hiçbir kul yoktur ki taun hastalığına müptela olsun. فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا, bulunduğu yerden ayrılmasın, orada oturmaya, kalmaya devam etsin. Sabrederek ve karşılığını Cenab-ı Hak'tan bekleyerek orada oturmaya devam etsin. يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ, ve bilsin ki o başına gelen şey, ona isabet eden bu taun hastalığı ancak Allah'ın kendisi için yazdığı bir şeydir, takdir ettiği bir şeydir. اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيدِ, hiçbir kul yoktur ki bunları yapsın da ona şehit sevabının misli verilmesin. Evet, hadis-i şerifimizin birinci kısmından bir mümin tavrı, mümin tespiti görüyoruz ki taun
Cenab-ı Hakk'ın kullarından dilediğine verdiği bir azaptır. فَجَعْلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Ama Allah Teala mümin kulları için sadece bunu rahmet kılmış. Hani iki hafta evveldi zannediyorum okumuştuk. Gene bir hadisi kutside Cenab-ı Hak mümin kula bir azap verir, bir musibet verir. O ona sabreder. Efendim bu onun için hayır olur. Veya başına güzel bir hal gelir. Ona şükreder. O da onun için hayır olur. Bu müminden başkasında yoktur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyurmuştu. Burada da bunun müminler için bir rahmet olarak tahsis edilmiş olmasına dikkat etmemiz lazım. Biz de insanız. Diğer insanlar gibi, gayrimüslimler gibi onların başına gelen her şey bizim de başımıza geliyor. Ama bunun bizim için ifade ettiği anlam farklı. Musibet de olsa, genişlik de olsa, darlık da olsa, ne olursa olsun bizim için ifade ettiği anlam farklı. Bizim bundan çıkartmamız gereken ders ve netice farklı. Allah Teala bizim hastalığımızı bize rahmet kılıyorsa biz hastalığa başkalarının baktığı gibi bakamayız. Bitirelim inşallah bu konu üzerinde biraz duralım. Dolayısıyla feleyse min abdin, buradaki abdin müminin kaydıyla bunu tahsis etmek lazım. İleride geçen cümleden bunu anlamış olduk. Feleyse min abdin yekau fit tauni, hiçbir kul yoktur ki veba hastalığına düçar olsun. Ve yemkutu fi beledihi sabiren muhtesiben, bulunduğu yerden ayrılmasın sabrederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek orada kalmaya devam etsin. Ve bunun Allah'tan ona gelen bir şey olduğunu farkında olsun. Bunu bilsin de kendisine şehit ecri verilmesin. Evet. Hastalıkta bir hayır var mıdır? Vardır. Mümin için. Bir hayır vardır. Bu demek değildir ki hastalandığımız zaman bunun tedavisine bakmayalım. Tedavi olmayalım. Buradan bu anlam çıkmaz. Buradan çıkaracağımız anlam şudur. Başımıza gelen şeyin Allah Teala'dan olduğunu bilir, sabredersek bunun hakkımıza hayır olduğunu bilmemiz lazım. Çıkartmamız gereken ders ve netice bu. Biz hastalığa başkalarının baktığı gibi bakmıyoruz. Allah Teala'dan gelmişse bu bizim için bir rahmettir. Öyle bakıyoruz. Burada tabii özellikle taun hastalığı var. Taun hastalığının zikredilmiş olması bilhassa çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den taun hastalığına dair çok sayıda rivayet gelmiş. Taun hastalığı konusunda gelen rivayetler hakkında ulema müstakil kitaplar yazmışlar. Bunlardan biri İbn Hacer el-Askalani merhuma ait. Bezlül ma'un fi fadlit ta'un diye. Taun hastalığının faziletleri ile ilgili bir kitap. Burada müminin hastalığa bakışı dedik, bunun fazilet ifade etmesi dedik. Bu son derece önemli bir şey. Allah Teala'dan geldiğini bilir ve sabrederse mümin bundan şehit sevabı alıyor. Bu demek değil ki dediğim gibi hastalığının tedavisine bakmasın, onu o şekilde kabul etsin, boynunu büksün ve o hastalıktan ölsün. Hayır, böyle değil. Tedavi olmak lazım. Ama mesele hastalığa bakışımızda. Biz onun Allah'tan bize gelmiş bir hayır vesilesi olduğunu bilir, öyle karşılarsak bundan sevap alıyoruz. Hatta şehit sevabı alıyoruz.
Dolayısıyla hastalığa, sağlığa bakışımızda da bizimle gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların arasında bir temel farklılık olmalıdır. Biz hastalığı da, sağlığı da Cenab-ı Hak'tan bizim hayrımıza olarak gelen şeyler olduğunu bilirsek karşılığında sevap alıyoruz. Hocam siz demiştiniz ya, Müslüman birisinin başına musibet falan geldiği zaman intihara neden kalkışını anlayamıyorum. Evet. Ne eksiklik yok mu? Teslimiyetinde eksiklik var. İmanının şuurunda değil. İman kalbine tam yerleşmemiş, kök salmamış. Yani bir mümin neden ruhsal bunalıma girer? İmanın şuurunda olan, mümin olmanın bilincinde olan bir insan neden bunalıma girer? Başımıza gelen her şeyin Allah'tan olduğunu bildikten sonra ve Allah'tan gelen her şeyin de bizim için hayır olduğunu bildikten sonra. Dolayısıyla... Ha olabilir, bunlar istisna. Bunlar istisna tabii. O yani iradesi tam elinde değil onun. Bilerek yapmıyor bunu. Biraz daha evrimle içinde olduysa o da zedatmış olabilir mi acaba? Hiç şüphesiz büyük ekseriyet ondan zaten. Yani borcu var, harcı var, ekonomik olarak sıkışmış, borcunu ödeyememiş, hacize uğramış, Allah korusun bunlar zor şeyler. tabii bunlara da meydan vermemek için yani harama düşmemek için Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiğini bilmek ve istigna göstermek. Buradan ipin ucu bir kaçınca, yani Allah'tan gelene helalle az da olsa yetinmeyip, gözünü çoğa dikip, ayağını yorganının dışına uzatıp, belki şüpheliye harama düşüp, buralardan başka başka gayrimeşruluklara, bu bir çorap söküğü gibidir Allah korusun. Bir başladı mı sizi sürükler götürür. Dolayısıyla işin başında tedbiri almak lazım. Yani yetinmek, istigna bunlar önemli. Ve esasen bilmemiz lazım ki dünya bir imtihan dünyası. Allah Teala bunu pek çok ayette ifade buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok hadiste ifade buyurmuş. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِ Cenab-ı Hak bizi mallardan, evlatlardan bir kısım eksiltmelerle, bir kısım korkularla, açlıkla imtihan ediyor ve arkasından da sabredenleri müjdele buyuruyor. Biz burada genellikle imtihan derken işte dünyalık, geçimlik anlıyoruz. Oysa ayet-i kerime daha geniş. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bir şeyin minel havfi, korku. Bu korku düşman korkusu olur, bu korku can korkusu olur, bu korku mal korkusu olur, evlat korkusu olur. Her türlü korku. Dolayısıyla o korkunun da Allah'tan, korkmamıza yol açan şeyin de Allah'tan geldiğini bilip sabretmek lazım. Dediğim gibi düşman korkusu da olabilir bu. Feveran etmemek lazım. İmtihan şuurunu, esprisini korumak lazım. Evet, burada üzerinde durmamız gereken bir nokta daha var. O da taun hastalığından ölene şehit sevabı verilmesi. Efendim, ulemamız çeşitli hadis-i şeriflerden hareketle başka nelere şehit sevabı verilmiştir diye araştırmışlar. Ben bunlardan bir kısmını not almıştım. Onları arz edeyim size. İmam Kurtubi Tezkire isimli eserinde kaç tane bakayım? 13 madde saymış. Şehit sevabı verilenler kimlerdir? Bununla ilgili 13 kısım insan saymış. Bunlardan birincisi taundan ölen, taun hastalığından ölen. 13 hastalıkla ilgili değil mi? Hastalık değil tamamı.
başka başka şeyler de var. Yani şehit sevabı verilenler kimlerdir? Hepsi var. Birincisi tavuğundan ölen. İkincisi karın ağrısından, ishalden ölen. Üçüncüsü denizde boğulup ölen. Dördüncüsü göçük altında kalıp ölen. Evet. Beşincisi Allah yolunda öldürülen ki bu zaten şehit, asli şehit. Bu asli şehit dışında bir kısmı bunların hükmi şehittir. Onları da sonunda söyleyeceğim inşallah. Efendim. Yangında ölen, veremden ölen, hamile veya doğum esnasında ölen kadın veya rivayetlerde geçen bir kelimeden hareketle burada bir ihtimal söz konusu. Bakire iken ölen kadın da anlaşılır buradan. Ergenlik çağına gelmeden ölen kız da anlaşılır. Vel mer'atu temutu bi cum'in diye geçiyor. Bu kelimeye hangi anlamı vereceğimize bağlı olarak değişiyor hüküm. Efendim bunu İmam Müslim nakletmiş. Sonra nefsi müdafaa yaparken öldürülen kişi, malını savunurken öldürülen kişi, namusunu savunurken öldürülen kişi, dinini savunurken öldürülen kişi, mazlum bir kardeşini savunurken öldürülen kişi ve gurbette ölen kişi. Bunları ulemamız şehit sevabı alırlar diye efendim zikretmişler. Zannediyorum 15 madde filan bu. Yani bir şey söyleyeceğim bu. Hastalıklar tabii ağır hastalıklar. Yani karın ağrısı da ağırlar. Evet. Bunun da en ağır hastalıklarından bir tanesi kanser. Yani biz buna şeylerde kıyas olmaz. Yani tevkifi hususlarda kıyas olmaz. Vahiy ile bunlar belirlenmiş. Bunlara biz başka şeyleri kıyasla ekleyebilir miyiz? Çok doğru olmaz. Allahu alem. Belki burada sayılan maddelerden birinin altına girebilir, bilemiyoruz ama tasrih edilen bu. Dolayısıyla bunun böyle olduğunda şüphe yok. Bunun yanında bir kısım uydurma değil ama zayıf rivayetlerde gelen başka hususlar da var. Onları da ben kısaca nakledeyim. Şehitliği arzu edip de şehitlik nasip olmadan ölen kimseye de Cenab-ı Hak şehit sevabı veriyor. Hükmü şehit. Efendim. Zehirli hayvan sokmasından ölen kimse. Bu da bazı hadislerde şehit hükmüne dahil olanlardan sayılmış. Efendim, hayvandan düşerek ölen kimse. Atın üstünde gidiyor, düştü, öldü. Şehit sevabı alır diye bazı rivayetlerde gelmiş. Hapiste ölen mümin, o da şehit sayılmış bazı rivayetlerde. Efendim, birisine aşık olup iffetini muhafaza edip kimseye söylemeden aşkından ölen kimse. Bu da bazı rivayetlerde şehit sayılmış. Men aşika fe affe. فَكَتُمَ وَمَاتَ شَهِيدًا diye rivayet var. Zayıf bulunmuş rivayet. Ama asılsız demek de değildir yani. Aşık olup da bunu cinselliğe dökmeden, bunu rezil rüsvaylığa dökmeden, gizleyip içine atıp, o şekilde o dertten ölüp giden adama Allah herhalde merhamet eder yani. Yeter ki hayatında çok büyük arızalar olmasın. Ben öyle oldum ama öldüm. Fırsatı kaçırmış. Ama bak öyle değil. Öyle değil, gitti. Fırsat gitti yani.
Evet. Olmak değil, ölmek lazım. Evet, eyvallah. Murabıt, ribat, sınır boyunda nöbet beklerken ölen kimse. Zalim devlet başkanının devlet başkanına emri maruf nehyi münker yaparken öldürülen kimse. Efendim, kıskanç bir hanımla evli, hanım o kadar aşırı kıskanç ki adama dünyayı dar ediyor. Adam sabrederse bu da şey. Efendim? Adama sabreden kadın. O yok. Kıyas olmaz dedik ya şeyde. Sayılmamış. Efendim. Ve men kâle kulle yevmin 25 merre. Her gün 25 kere şu duayı okuyan, bunu virt haline getiren kimse. Allahümme barik li fil mevti ve fi ba'del mevt. Bu kadar. Allahümme barik li el mevt ve ba'del mevt. Allah'ım ölümü ve ölüm sonrasını bana mübarek kıl. Bunu virt edinse bir kimse, her gün 25 kere okusa, o hal üzere ölse şehit sevabı alıyormuş. Allahümme barik li fil mevti ve fi ba'del mevt. Allahümme barik li fil mevti ve fi ba'del mevt. Ve men sallat duha ve sâme thelâse eyyâmin mineşşehr. Kuşluk namazını kaçırmayan, her aydan 3 gün oruç tutan ve lem yetrukil vitre fis sefer ve lel hadar. Fitir namazını seferde olsun, hazarda olsun terk etmeyen kimse şehit sayılır. Vel mütemessik bis sünneti inde fesadil ümme. Bu ahir zaman, tam bu zaman işte. Sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılan kimseye de şehit sevabı veriliyor. Ve tacirul emin es-saduk. İşinde güvenilir, doğru sözlü tüccar, ticaret erbabı. Efendim. Ve men daa fi maradihi 40 merre, vefat hastalığında 40 kere la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin deyip de sonra ölen kimse. Buna da şehit sevabı verildiği nakledilmiş. Efendim ve calibu taamin ila beledin, bulunduğu yerde bir beldede insanları ziyafet veren kimse. وَالْمُؤَدِّنْ الْمُحْتَسِبْ Yaptığı işin sevabını Allah'tan bekleyerek yapan müezzin. Efendim. وَمَنْ سَعَى لَاِمْرَأَتِهِ اَمْرَ اللّٰهِ وَيُطْعِمُهُمْ مِنَ الْحَلَالِ Sorumluluğunu taşıdığı eşine, çoluk çocuğuna Allah'ın emirlerini öğreten, o doğrultuda yaşamalarını temin eden ve onları helal rızıkla geçimlerini sağlayan kimse. O da şehit sevabı alıyormuş. وَمَنْ اِغْتَسَلَ بِالثَّلْجِ فَاَصَابَهُ بَرْدْ Kışın adam gusül abdesti alması gerekti, su bulamadı. Kar suyuyla gusül abdesti aldı, zatürre oldu, öldü, o da şehit sevabı alıyor. Efendim. Ve men salli alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem 100 merre. Efendim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e 100 kere salatu selam getiren kimse. Bunun bir kaydı zikredilmemiş. Rivayetlere bakmak lazım. Bir kaydı var mı bunun? Her gün bu kadar söyleyen mi? Yoksa bir kere söyleyen mi? Bir kayıt yok. Sonra ve men salla, evet onu okuduk. Ve men kâle hîne yusbihu ve yumsi, sabah ve akşam. Allahümme inni eşhedüke enneke entellâhu'l-lezî lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke ebu'u bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi faghfirli innehu lâ yaghfiru zunûbe gayruke. Efendim? Bunu
sabah akşam söyleyen kimse. Bu Seyyidül İstiğfar diye bildiğimiz şeye çok benziyor bunun lafızları. Bu burada birazcık bir farklılık var. Efendim. وَمَنْ قَالَ حَيْنَ يُسْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Sabah kalktığında 3 kere اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمَعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ okuyan, Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan kimse de bunlar arasında sayılmış. وَمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَ Cuma günü vefat eden kişi de bunlardan sayılmış. Evet. Toparladığımızda zannediyorum 40'ı 50'yi buluyor. Bunların dediğim gibi bir kısmı zayıf rivayetlerle gelmiş. Tam olarak böyledir diyemiyoruz. Ama bu da bir anlamda fezail babındandır. Böyle değildir, bu konudaki rivayetlere güven olmaz da demek doğru değil. Bir ikinci husus, bunlar şehit değil. Hükmen şehit bunlar. Asli diğer, şehit diğer değil. Asli şehit mi? Asli şehit sadece Allah yolunda öldürülen. Evet, yani cihat ederken öldürülen, vatanını savunurken veya işte gazada, fetihte. O 13 ölen. Tanesi de o zaman. Onların tamamı hükmü şehit. Ya bu asli şehidin dışındakilerin tamamı hükmü şehit. Asli şehidin bütün günahlarını Cenab-ı Hak bağışladığını haber vermiş bize. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bu konuda tevatür seviyesinde rivayetler var. Kul hakkı buna dahil midir, hariç midir diye ulema tartışmış. Kul hakkı hariçtir diyenler olmuş. Şöyle diyenler de olmuş. Bu adam Allah yolunda samimane bir şekilde cihad etti ve şehit oldu. Allah Teala bunun üzerinde hakkı bulunan kimseyi bunun derecesini zedelemeyecek biçimde razı eder. O hesaplaşma anında Mahkeme-i Kübra'da bunda hakkı bulunan kimseye o hakkına karşılık pek çok mükafatlar verir ve onu razı eder. Dolayısıyla bu adamın şehit olarak elde ettiği makama bir hale gelmez demişler. Bu asli şehit için böyledir. Hükmî şehitler için böyle midir? Burada durum biraz daha tabii rahat konuşamıyoruz öbürüne göre. Çünkü hükmî şehit. Dolayısıyla buradan çıkarmamız gereken nihai netice şudur. Bu sayılan hususlar normal günlük mükellefiyetlerini yerine getiren, başkasının hakkına, hukukuna tecavüz etmemiş efendim ve büyük günah işlediği, büyük günah varsa ondan da tevbe etmiş insanlar içindir. Böyle dememiz daha doğru olur. Yoksa günahların bağışlanması için Cenab-ı Hak başka başka sebepler de halk etmiş, biliyorsunuz. Hac böyledir mesela. Hac etti mi bir kimse, hacdan önceki bütün günahları affediliyor. Bu nasla sabit. Burada da gene tartışılmış. Kul hakkı bunun içinde midir, değil midir diye. Bunun için de aynı şeyi söylemiş alimler. Efendim, cuma namazı böyledir, Ramazan böyledir. 5 vakit namaz aralarındakilere kefarettir. Dolayısıyla mümin olmamızın Cenab-ı Hak nezdindeki önemi, anlamı, kıymeti, azameti konusunda bütün bunlar bize bir şey söylüyor. Allah Teala bize mümin olmayı nasip etmiş. Ondan sonra da başımıza gelen her şeyde bize bir hayır var. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minazulümati ilen nur. Allah iman edenlerin dostudur, velisidir. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Dolayısıyla bizim için takdir ettiği ne varsa hepsinde hayır var. Efe Hazretleri onun için demiş, hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya hut diken, ya hil'atu ya da kefen, kahrında hoş, lütfunda hoş.
İşte bu teslimiyeti yakaladığımız anda evet Cenab-ı Hak nezdinde muteber bir mümin kul olma seviyesine ulaşıyoruz. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. (gülüyor) 35 numaralı rivayet. Bu hadis-i şerifte bir de şey var. Karantina uygulanması. Yani bulunduğu yerden ayrılmaması. Yani başkalarına bulaşmaması. Tabii, evet. Karantina var. Onu Efendimiz taun hastalığı hakkında özellikle söylemiş. Evet. Hem çıkılmaması hem de girilmemesi. Hem de girilmemesini söylemiş. Hazreti Ömer'in Kudüs Şam fethedildiğinde Hazreti Ömer oraya bizzat gidip orada hani Kudüs-ü Şerif'le teberrük için yolculuğa çıkıyor ve yolun bir yerinde Serg denen bir mevkide o topraklarda Şam'da Kudüs-ü Şerif'te taun hastalığı çıktığını haber veriyorlar. Orada konaklıyor ve istişare yapıyor. Sahabe-i kiramın ileri gelenleri, önce muhacirun sonra ensar. Bir kısmı gidelim diyor. Bir kısmı gitmeyelim diyor. Gidelim diyenler diyorlar ki Allah bizim için ne yazmışsa o olur. Gitmeyelim diyenler de diyorlar ki tedbirli olmakta fayda var. O sırada Ebu Ubeyde bin Cerrah zannediyorum radıyallahu anh. Bir iş için ayrılmış geliyor. Hazreti Ömer gitmeyeceğiz, geri döneceğiz kararı alıyor o istişareden sonra. Efendim o kararı aldığını öğrenince diyor ki evet ben Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bu konuda bir şey duydum. Hazreti Ömer soruyor Efendimiz'den bu konuda bir şey duyan var mı diye. O muhacirin ve ensardan hiçbirisi bir şey duyduk demiyorlar. Efendim işte o bir tek kişinin haberi üzerine Hazreti Ömer hamd ediyor. Ve evet diyor geri döneceğiz. Ebu Ubeyde bin Cerrah soruyor ey müminlerin emiri. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? O da diyor ki evet Allah'ın kaderinden gene Allah'ın kaderine kaçıyorum. Ve çok müthiş de bir temsil getiriyor orada. Diyor ki senin bir sürün olsa o sürüyü götürsen kıraç bir araziye sürsen o Allah'ın kaderidir. Verimli yeşil otlak bir araziye sürsen bu da Allah'ın kaderidir. Yani burada hayvanlarını, sürünü nereye süreceğinin kararını sen veriyorsun. Neticede yaptığın iş Allah'ın kaderidir ama takdiridir yani. Kader konusunda nasıl bakmamız gerektiği hakkında bu Hazreti Ömer'in bu temsili gerçekten çok öğretici. Ve orada geri dönüyor. İşte orada kendisine nakledilen hadis böyle. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki birinizin bulunduğu yerde veba bir yerde veba çıktığını, taun çıktığını duyarsanız oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa orayı terk etmeyin. Evet dediğiniz gibi tam karantina bu. Evet an Enes radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. Gene bir hadisi kutsi İmam Bukhari rahimahullah Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakletmiş. Diyor ki Semetu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Efendimizin şöyle dediğini şöyle buyurduğunu dinledim. İnne Allah azze ve celle kal Allah Teala buyurdu ki İzeb teleytu abdi bi habibeteyhi kulumu iki sevdiceği konusunda imtihan etsem, ettiğim zaman fe sabere o da sabrederse avvettuhu minhumel cenne onlara karşılık kendisine cenneti veririm. Yuridu ayneyhi iki gözü kastettiğini söylüyor burada. İki sevdiceğinden kasıt iki gözü. Yani Allah Teala gören bir kulunu kör yaptığı zaman, onu gözleri görmez hale geldiği zaman sabrederse ona karşılık kendisine cennet var. Şimdi hadi gelin
mümin kulun körlüğe bakışıyla çağdaş modern durumu kıyaslayalım. Biliyorsunuz sahabe-i kiramdan bir adam vardı, gözleri görmüyordu, amaydı. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben 5 vakit namazı Mescid-i Saadet'te sizin arkanızda kılmak istiyorum. Ama evim uzak mescide, beni her zaman götürüp getiren kimse de yok. Allah'a dua etseniz de benim bu gözlerim açılsa. Efendimiz ona karşılık buyurdu ki, İstiyorsan dua edeyim gözlerin açılsın ama istiyorsan sabret, sabretme senin için daha hayırlıdır. O sahabinin buna verdiği cevap, peki ey Allah'ın Resulü, madem sabretmem hayırlıdır diyorsunuz, ben talebimden vazgeçtim. Yani bir saniye sonra gözleri açılacak, bütün dünyası aydınlanacak ama Efendimiz sabretmen hayırlıdır buyurduğu için bunu tercih ediyor. İşte bizim sıkıntımız bu. Yani modern hayat bizi kendisine o kadar bağlamış ve zebun etmiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize böyle bir teklifte bulunsa Allahu Alem biz yok deriz ey Allah'ın Resulü. Benim zaten başka bir kastım da yok. Burada namaz kılmak istiyorum sadece. Onun kastı gerçekten bu. Ama biz öyle demeyiz muhtemelen. Deriz ki ya dünya, aydınlık, insanlar, görmek bunlar ne kadar önemli şeyler. Bunlardan vazgeçemeyiz. Bir teslimiyet meselesi bu sonuçta. Ha bunun aksini isteyenler de olmuş mu? Olmuş. Sahabeden birisi gene aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelmiş böyle. Ey Allah'ın Resulü demiş. Allah'a dua et benim gözlerimi açsın. Efendimiz de ona tevessül babında okuduğumuz, öğrendiğimiz, anlattığımız bir hadisi söylemiş. Buyurmuş ki git, güzelce bir abdest al, 2 rekat namaz kıl, arkasından da şöyle dua et. Ya Rabbi, sana kulun Muhammed ile yöneldim. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, Rabbime seninle tevessül ediyorum. Ya Rabbi, kulun Muhammed hatırına benim gözlerimi aç. Sahabe-i kiram diyor ki mescitteydik. Bu adam kördü. Baktık bu aniden bu adam içeri girdi ama sanki hiç kör değil. Güle oynayıp geldi aramıza. Ya bu nasıl oldu dedik. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Bana böyle böyle söyledi. Yaptım gözlerim açıldı. Ve bir hacetin olursa Allah'tan bunu oku buyurmuş Efendimiz. Sonra Osman bin Huneyf bu rivayetin ravisi radıyallahu anh. Hazreti Osman zamanında bir adamın Hazreti Osman'a ulaşması lazım. Acil bir sıkıntısı var. Hazreti Osman'ın kapısında bir kapıcı var. Adam bırakmıyor içeri. Bir kere, üç kere, üç kere giremiyor adam yanına. Sonunda bir gün mescitte mahzun bir şekilde otururken Osman bin Huneyf görüyor bunu. Diyor ki neyin var? Hayırdır? Ya diyor müminlerin emriyle bir işim var ama yanına giremiyorum arkadaş. Diyor ki ben sana bir dua öğreteyim onu oku girersin. Tamam diyor. Git diyor güzelce 2 rekat abdest al. Abdest al 2 rekat namaz kıl. Arkasından şu duayı oku. Adam gidiyor abdest alıyor 2 rekat namaz kılıyor. Arkasından tekrar gidiyor. Bu defa Hazreti Osman adamı kapıda karşılıyor. Diyor ki ya ben sana gelemiyorum, ulaşamıyorum. Ey müminlerin emiri benim şöyle şöyle bir işim var. Diyor ya olur mu öyle şey? Gel ne sıkıntın varsa görelim. Bundan sonra da her neyin olursa olsun doğrudan bana gel. Ondan sonra. Bu da sahabe-i kiramın bu rivayeti ne derece ciddiye alıp ne kadar önem verdiğini ve uyguladığında ne kadar netice aldığını gösteren bir rivayet. Evet. Bir kısa rivayet daha var. Onu da okuyup bitirelim inşallah. 36 numaralı rivayet. An Ata İbni Ebi Rabahin kale, kale li İbni Abbasin radıyallahu anhuma ela urike emraten min ehlil cenne fekultu bela
Kale hadihil mer'atü sevda'u etetin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fe kalet inni usra'u ve inni etekeşşefu fed'u Allahe Teala li. Kale in şi'ti saberti ve lekil cenne ve in şi'ti da'avtu Allahe Teala en yu'afiki. Ve kalet asbiru. فقالت إني أتكشف فدعو الله ألا أتكشف فدعا لها متفقون عليه. Çok ibretli bir rivayet gerçekten. Ata bin Ebi Rabah tabiinin büyüklerinden İbn Abbas Hazretlerinin hem talebesi hem azatlı kölesi Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife Hazretlerinin ondan daha üstününü görmedim dediği bir adam bu Ata bin Ebi Rabah. Daha önce bundan bahsetmiştim zannediyorum size. Bu zat hakkında menakıb kitaplarında, rical kitaplarında, tarih kitaplarında gördüğümüz tek bir şey var. O da onu tanıyan herkes ona hürmet ediyor. Tebcil ediyor, tazim ediyor. Çok büyük bir adam. Çok faziletli, çok alim, çok fazıl bir adam. Kaynaklar diyor ki bu zatın doğuştan getirdiği 6 tane önemli özelliği vardı. Bunlardan birisi adamın bir gözü kördü. Ömrünün sonuna doğru öbürü de kör oldu. İkincisi adamın bir ayağı topaldı. Üçüncüsü bir kolu sakattı. Dördüncüsü sırtında kocaman bir kamburu vardı. Beşincisi derisinin rengi kapkaraydı. Altıncısı burnu böyle basıktı, dümdüzdü. Böyle bir adam. Ve ümmetin göz bebeği, görenin önünde hürmetle eğildiği bir adam. Hakikaten bu adamın hayatı çok şeydir, ibretliktir. Ve aynı zamanda buradan biz Müslümanın insana bakışını, işte bu, bugün bizim engel dediğimiz, özür dediğimiz meseleye bakışını da nasıl olduğunu da görüyoruz. Böyle bir insan, bir ayağı topal, iki gözü kör, kambur, kolu sakat, efendim derisi kapkara bilmem ne filan. Böyle bir adam bugünün dünyasında yaşayabilir mi? Sokağa çıkabilir mi? Bırakın alim olmayı, talebe yetiştirmeyi filan. Akıl ve ruh sağlığını koruyarak sokağa çıkabilir mi? Çok zayıf bir ihtimal. Ama İslam ümmeti fizik görüntüye hiç önem vermiyor. Biliyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اَعْمَالِكُمْ. Allah sizin dış görünüşlerinize ve ekonomik durumunuza bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum, sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. İşte bu şuur dolayısıyla biz böyle insanların böyle fizik özelliklere sahip olduğunu çoğu zaman bilmeyiz. Bundan hiç haberimiz olmaz. Sahabe arasında, tabi'in arasında, tebe-i tabi'in arasında, ulema arasında, abidler, zahitler arasında böyle nice insanlar vardır. Bizim bugün engelli, özürlü diyerek etiketlediğimiz, kategorize ettiğimiz nice insan vardır. Biz onları bu özellikleriyle tanımayız. İşte bu da onlardan birisi. İbn Abbas Hazretlerinin hem talebesi hem azatlı kölesi. Diyor ki bir gün İbn Abbas radıyallahu anhuma bana dedi ki Ela urike imra'aten min ehlil cennet. Sana cennetliklerden bir kadın göstereyim mi dedi. Fekultu bela dedim evet göster. Kale hadihil mer'atü sevda. Bu zenci kadın, siyahi kadın dedi. Bir kadın gösterdi. Etetin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekalet. Bu kadın aleyhissalatü vesselam efendimize geldi ve dedi ki inni usra'u. Ya Resulallah bende sara hastalığı var. Ve inni etekeşşefu. Bayılıp düştüğüm zaman edep yerlerim açılıyor. Fed'ullaha Teala li, Allah'a benim için dua et, bu hastalığı benden alsın. Fekale Efendimiz buyurdu ki, İn şi'ti saberti, eğer dilersen sabret. Velekil cenne, sabredersen bunun karşılığında sana cennet var. Ve in şi'ti da'avtullaha Teala en yu'afiki, istersen Allah'a senin için dua edeyim, sana afiyet versin. Bu hastalığı senden alsın. Fekalet asbiru. Kadın dedi ki sabredeceğim.
Fekalet, ekledi kadın, dedi ki inni etekeşşafu. Ama ey Allah'ın Resulü, bayıldığımda kendimi bilmiyorum, edep yerlerim açılıyor. Fed'ullâhe ellâ etekeşşefe. Allah'a dua edin de düştüğümde edep yerlerim açılmaz. Fedaâlehâ. Efendimiz de bunun için ona dua etti. Şimdi bu rivayeti alın arkadaşlar. Üzerine bir kitap yazarsınız. Hayata bakış, sağlığa bakış, hastalığa bakış, teslimiyet, cennet, cennetin önemi, efendim, Allah Teala'nın vaadi, bir kitap yazarsınız. Buradan bizim çıkarmamız gereken en önemli netice ve ders şudur. Biz olsak ne derdik? Biz olsak, o bayılan, düşen biz olsak. Efendimiz de bize dese ki sabredersen cennet var. Sabreder miyiz? Yoksa yok ey Allah'ın Resulü, dua et ben bu hastalıktan kurtulayım mı deriz. Sahabeyi bizden ayıran, selefi bizden ayıran şey bu işte. Ne varsa orada var. Bu noktayı tespit edip bu noktanın üstüne gidip ya biz niye adam olmuyoruz? Bu ümmeti Muhammed niye adam olmuyor? Tarzında sorduğumuz soruların cevabı burada gizli. Çünkü vurudul imdad bihasebil istiadat. Allah Teala'nın imdadına, mededine, yardımına ne kadar hazırsanız, layıksanız, ehilseniz o kadar gelir. Fazla gelmez. Vurudul imdad bihasebil istiadat. Evet, burada bırakalım. Ben işaretimi koyayım. Sorusu olan var mı? Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.